Tamam, hadi gidelim aşkım. Evet. Arkadaşlar biz şimdi yola çıktık. Evet. Daha Selçuk'a yeni geldik arkadaşlar. 10 kilometre oldu. Ve Esliğine diyor ki az mı kaldı baba? Evet kızım çok az kaldı. 2000 kaç kilo? 2000 kilometre yol. Çok az kaldı. Şimdi buradan bizle birlikte bir tane şey de geliyor. Siz söyleyin. Sinek de geliyor. Aynen. Şimdi gideceğiz. Evet Doğanlı. Şimdi gideceğiz arabayı tank edeceğiz. Evet. Arabayı fulleyeceğiz. Sonra yola çıkacağız inşallah Allah izin verirse. Arkadaşlar şu an Halit tank yapıyor. Çocukların da tuvaleti gelmiş. Evden çıkmadan yapın demiştim. Demek ki unuttular. Şimdi onlara da tuvalet yaptıracak. Bakın arabanın içini size göstereyim. Şöyle doldurduk bayağı bir. Ay şimdi böyle olursa Türkiye'den gelirken ne yapacağız bilmiyorum yani arkadaşlar. Evinde şimdiden uyudu. Yani şöyle hep beraber inşallah sağ salim gideriz. Geliriz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın izniyle yola çıktı. Rabbim kimseye gaza bela vermesin. Amin. Korkmayın çıkın çıkın gelin. Aynen. Biz de ilk kez gidiyoruz Türkiye'ye. Biz de ilk kez gidiyoruz Allah'ın izniyle. Yani arabayla ilk kez gidiyoruz. Üç çocuk. Zaten uyku vaktinde çıktık. Aynen. Allah'ın izniyle sabaha kadar uyumadım. Şu an saat 7:30'a geliyor. Biz yarım saat önce çıktık yola. Çocukların üçü de uyudu arkadaşlar yani. Şu an Billah'a doğru yol aldık. Billah'a doğru gidiyoruz. Size ara ara inşallah çekeceğim girdiğimiz ülkelere. Beklemiyoruz arkadaşlar çünkü biz bunu MTT'den aldık dijital olarak. Hemen geçiş yaptık şu villaha giden yolda. Arkadaşlar şu an karavan tüneline giriyoruz. Şöyle Ljubljana'ya 75 kilometre kaldı. Çocuklar soruyor Türkiye'ye vardık mı diye. Üstünü ört aşkım. Şimdi karavan tüneldeyiz. Araba niye? Ay kablom düştü. Arkadaşlar biz karavan tünelinden çıkamadık çünkü önünde bir tane araba var hiç gitmiyor. 40'la gidiyor. Şu an 40'la gidiyoruz arkadaşlar. Yani niye bilmiyoruz ama şu en öndeki araba gitmiyor. Bitti tünel. Tünel bitti çok şükür. Herkes korna falan bastı. Ya da bitmedi. Bitti. Bitti çıkıyoruz. Ama adam hala yavaş gidiyor. Belki de arabası bozulmuştur yani. Ya illaki her şey olabilir. Baksana 40'la gidiyoruz yavaş yavaş. Evet anne. Çıktık şu an. Ama kimse onu sollayamıyor çünkü iki şeritli yol yok. Hava kararmış bu arada. Biz şimdi Ljubljana'ya gireceğiz. Arkadaşlar biz şimdi Hırvatistan'dayız. Yani Hırvatistan'ın girişindeyiz. Şimdi bir mola verdik 5 dakika. Ondan sonra devam gideceğiz. Çocuklar uyuyor. Esil'le hariç.
Esin'le daha uyursa iyi olacak. Ama daha uyumadım maalesef. Arkadaşlar şu an saat 2'ye geliyor, tam 1.30. Biz şimdi Belgrad'a doğru gidiyoruz. Ama daha yolumuz çok Belgrad'a. Yollar boş arkadaşlar. Gece çıktığımız için avantajlı, bir de hafta içi çıktık. Bakalım. Daha 9 saatimiz var. 41 dakika. Kaç kilometre var yazıyorum? 900. Tam 900 kilometremiz var. Yavaş yavaş gidiyoruz, en fazla 150. İşte benim kocam da bana arabayı vermiyor arkadaşlar. Yani inşallah yorulmaz tabi de. Güya anlaşmıştık saat, yani ilk ben süreceğim ilk 3 saat. Adam dedi ilk tank şelde vereceğim, tank yapınca dedi yavaş. Ama tankı yaptık, hala gidiyoruz depo yarıya yaptık ya la Salzburg'da. Tankı yaptık Salzburg'da. Tank yarıladı, biz hala, ben hala arkada bekliyorum. Benim uykum yok kardeş. Ben uyumam, ben uyudum bugün 9.30'a kadar. Allah annemle razı olsun, sabah 7'de geldi çocuklara baktı. Ben de uyudum. Şöyle neredeyiz? Neresindik? Yani ilk kez gitmemiz rağmen çok şükür iyi gidiyoruz şimdilik. Maşallah 500 kilometre geldik. Amin. 500 kilometre geldik arkadaşlar. 600 olmuş. 7 saattir de yoldayız şu an. Saat tam 6.40 geçe çıktık. Oh, 81. Türkiye. Basmak çocuk. Çocuklar uyuyor. Neyse, sonra görüşürüz. Yüzlük. Arkadaşlar şimdi ben geçtim hemen biraz. Saat 2.15 geçiyor. Çünkü biz bir gümrüğe geldik. Sırbistan'ın yani girişine, Belgrad'ın girişine 100 kilometre kaldı. Halit biraz yürüsün dedim. Bayağıdır sürüyor. Saat 6.30'dan beri o sürüyor. 7'den beri. Şimdi biraz ben süreyim. O ayaklarını bir dinlendirsin. Yolda da burada bu arada Sıla yolu WhatsApp grubundan bir aileyle tanıştık. Onlar da Graz'dan geliyor. Yok Graz'ı, Bregenz'den geliyorlarmış. Onlarla birlikte gidiyoruz yavaş yavaş. Onların da 3 tane çocuğu var. Bizim de öyle. Çocuklar uyuyor. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz, Allah izin verirse biraz gidelim. Arkadaşlar biz şimdi Sırbistan'a girdik ve ben önde oturuyorum. Esnina'yı aldık. Türk polisi var arkadaşlar burada. Sizi görmüyorum. Adamın üstünde polis yazıyormuş, Türk polisiymiş. Esnina burada, Esala. Esnina uyandı, şu an saat 3.30. Ve biz hiç uyumadan devam ediyoruz. Evet aşkım, o Türk polisi bak, oradaki adam Türk. Yok, hepsi Türk bunlar. Hepsi Türkiye'ye gidiyor. Ben arkada dayanamadım arkadaşlar. Çünkü belim çok kötü ağrıdı ve ayaklarım ağrıdı. Esin ya da uyandıydı. Evet annem. Esin ya da uyandıydı. Onu hemen arkaya attık ortaya. Öbür ikisi uyuyor çok şükür. İşte bekleyeceğiz. Şu anda 8 saat 30 dakikamız var. 2 saattir gümrüklerde oyalanıyoruz arkadaşlar. Daha yeni Sırp gümrüğüne girdik ve burada bekliyoruz şu an, biraz dinleniyoruz. Yani elimizi yüzümüzü yıkamaya gitti Halit. Uykusu geldi biraz çünkü. Biz şimdi Enfo'ya geldik. Arabayı tank edeceğiz. Yarım tank vardı. Enfo'layacağız. Tek güvenceniz yer yollarda Enfo olsun lütfen. Öbür türlü sıkıntı çıkıyor bazı tank şelalelerde. O yüzden hep ÖNFA'yı yapıyoruz biz de. Yani dolduruyoruz. Şu an bir kez tank yapıyoruz yola çıktığımızdan beri ve yarım tankımız gitti. Adam da Türkiye'deki gibi camları siliyor. Şimdi Nişe kadar gideceğiz. Ondan sonra ben uyuyamıyorum maalesef ya. Gerçekten hiçbir türlü uyuyamıyorum. Nişe kadar gideceğiz. Sonra uyuyacaklar biraz. Arkadaşlar bu arada çok yoruldum. Halit'e fark ettirmiyorum ama yorgunluktan ölüyorum. 2 gündür sırf temizlik yaptım. Evi temizledim, evi topladım. Şu an gerçekten bayılma noktasındayım. Ama iyiyim.
şey, şu kanatlandırıcı sağ olsun. Ve 4 barda kahve içtim. Hiç uykum yok arkadaşlar. Ben yolculuğu seviyorum. Araba yolculuğuna bayılıyorum, inanır mısınız? Arabayla dünyayı gezebilirim. Bunu unutmayın. Arkadaşlar burada biraz yol çalışması var. Şu an Belgrad'a 47 kilometre kaldı. Ve yavaş yavaş seyiriyoruz. Saat şu an 4.30. Ama 2 saat bekledik herhalde şu tavları toplam. 2 saat şu tavlarda, belki de daha fazla bekledik. Küçük küçük şu tavlarda ama uzun sürdü arkadaşlar. Küçük şu tavlar mıydı? Yani... O şeyin orada... Aa, bak Türk bayraklı Bayburt tesisleri yazıyor. O şeyin orada 45 dakika bekledik. Aynen. Serbin girişinde, Serbin çıkışında yarım saat bekledik. Ay çok güzel çıkıyor. Aa, Serb diyorum ya. Hırvat çıkışı Serb girişinde. Bir gişede 45 dakika, öbür gişede de yarım saat. Saat 15 dakika. Üç kere falan da durduk 15'er dakikada. 10-15 dakikada. Bir kere durduk şimdiye kadar tam kalmadı için. Aynen, yarım depomuz vardı daha ama yine de önfal bulunca yaptık. Orada da... maksimum dişlisi normal. Bize pahalı dizel satmışlar yani. Biz normal dizel istedik ama bize pahalı dizel ekstra koymuşlar. Biliyor musun? Bir de işte normal dedim, maksimum işini yazıyor dedim. Normal diyor. Ondan sonra kasada da pahalı 90 euro dedi. 500 kilometre yol yani. 50 litre. 48 litreye 90 euro demiş. Sen mutlu da maaş yapar öyle dedim. Yani Salzburg'da ilk tankımız 101 euroydu. Full tank yaptık arkadaşlar. Burada da şimdi yarım tank yaptık. Yani yarım tankımız vardı daha. Yok, daha yarım tanktan azdı. 417 kilometremiz vardı. 1100 kilometre alıyor. Yani şu an full tankımız var. 1120 gösteriyor. Şu an 1120. İlk baş 1150 gösteriyor. Evet. Yani böyle gidiyoruz yavaş yavaş. Yani gün ayıyor dönüyor değil mi herhalde? Ağrıyor. Ve ben daha hala araba süremedim. Uykum yok ki daha böyle şeye kapmaya kadar gideceğim anlayın. Yok canım. Çek sağ. Gelince zaten veririm. İnşallah. Şey yapma. Duydun mu beni ne yapacaksın? Aynen. Yani yollar kalabalık arkadaşlar. Çok ne çok insan var ne de çok az insan var. Orta. Yani bir de perşembe günü çıktık biz yola. Cuma çıksaydık kesin şimdi daha çok. Şimdi ne olacak biliyor musun şimdi? Ha. Cuma günü tüm Bulgarlar Türkiye'ye geçmedi şimdi. Niye? Pazara gidiyorlar yani. Yani ama olsun. Hayırlısı var. Biz yine perşembe günden yola çıktık. Nasıl iyi oldu bir yandan da. Bu kadar sürerse direkt onları yakalanmayız. Aynen. Sen bir Niş'te duralım. Niş'te rastasyon var bir tane Türklerin. Biz eskiden Balıngil'le duruyorduk. Belki orayı yakalarsak oraya dururuz. Arkadaşlar şimdi biz girişte kağıt çekmiştik. ENP'ye gitmedik. O ENP 20 euroydu. Aynen. Hızlı geçiş. Şimdi Simanovici'ye geldik. Burada da ödeyeceğiz. 4,5 euro yazıyor arkadaşlar. Yani bakalım. Dima. Yo, ebin de bankoda olsun. Böyle arkadaşlar şimdi ödeyeceğiz. Sonra devam ki. Arkadaşlar biz şimdi Belgrad'a girdik ve şöyle şehir merkezinden geçiyoruz. Bizim baktığımız Slayoz videolarında da şu evi görüyorduk. Şimdi canlı geçiyoruz. Usama Bin Laden'in girdiği de propaganda benziyor. Şu an saat 5'e 7 var arkadaşlar. Thank you.
Salzburg. Adamlarla aynı birlikte geldik. Yemin ediyorum keşke el kolunu sıp anlaşıp gelsek. Şimdi Nişe 247 kilometre kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben biraz uyudum bir saat. Saat şu an 7. Ve Sofya'ya doğru gidiyoruz. Şöyle. Kere ne durduk? 4 ya da 5. Evet. 10 aşağı dakika durduk işte. Halil hiç uyumadı arkadaşlar. Ben bir saat uyudum. Şimdi yerden Allah'a çok şükür. Şey ettik. Yani biraz. Bu bile 150 kilometre kadar sana yapacağım. Ondan sonra sen süreceksin. İki bir arada çıkalım. Sen Kapıkule girişini görmeyeceksin. He? Kapıkule. Geldiğimizde kaldıracağım beni. Bu vallahi seni İstanbul'da yandırırım. Sen beni bir çek ettin. Evet işte vardık. Allah'a hamdolsun şimdi. Niye kadar fazla beklemeden geldik yani? Toplam 5 dakika, 2 saat. Yok lan, 2 saat toplam beklemişizdir. Yani, hadi 1 saatte pauzu yaptık diyelim, 3 saat. Yavaş yavaş gelin. Korkacak bir şey yok. Şu yollar çok basit ya, gerçekten. Aynen. Abartılacak gibi değil. Yani bir navigasyonunuzu açın. Sırf kart almanız çok önemli. Aynen, Halil sırf kartı aldı arkadaşlar. Navigasyonu da açtık, gidiyor. Arkadaşlar şu an Sofya girişteyiz. Bir şeyler yedik. Ama bayağı bir trafik var. İyi para yapıyorlardır ha. Tamam canım. Du brauchst einen Kredit? Mit Durchblicker jetzt noch einfacher und schneller zu deinem Kredit. Arkadaşlar hiçbir şekilde yürümüyor. Tam 1,5 saattir bekliyoruz aynı yerde. Maalesef yürümüyor, çocuklar da durmuyor. Arkası da dolu. Millet rezil oluyor, rezil. Yazık günah millete. Kimse korneye de basmıyor bu sene. İnsanların çektiği bu zulüm nedir ya? Bir vatana gitmek için. Vallahi. Arkası full. Yazık günah. Vallahi yazık günah. Arkadaşlar biz toplam 2 saattir bekliyoruz ve çocukları indirdim artık. Arabadan sıkıldılar. Biraz suyla oynuyorlar. Evini de yıkadım. Elini yüzünü ayaklarını. Biraz oynuyorlar. Hey! Bravo. Hadi yıkayın yüzünüzü. Çünkü bu iş daha bitmedi arkadaşlar. Bakın daha hiç ilerleyemedik. Aynı yerde 2 saattir duruyoruz. 2 saattir. Şaka gibi, yazık günah insanlara. Hiç yoktan sularından biraz yararlanalım. Evet annem.
saattir bekliyoruz arkadaşlar. 2,5 saat olacak. Hala ilerleme yok. Saat 9.30'da geldik. Şu an saat 1. 1'e geliyor yani. Bekliyoruz aşkım. Babaya gidemeyiz. Araba çok sıcak. Oyanı açıldı anne. Halit sinirlendi. Bas kornayı aşkım. Biraz ilerledik arkadaşlar. Millet kornaya basınca biraz ilerlettiler sanki. Evet. Esin de oturdu babasının yanına. Kaldık dağların arasında. Hey George. Az kaldı. Hadi gel. Çok sıcak arkadaşlar. Herhalde kesin bir 30 dereceye yakın. Ya da geçmiştir kesin. Aa, dikkat et annem. Şuraya bir geçseydik, Allah izin verirse kapı kuleye geçeceğiz de işte bir geçemedik. Nasılsınız Çelik? Şu 2 saat bekleme olmasaydı. 2,5 saat, 9.30'da geldik. O zaman 3,5 saat. 3,5 saat mi oldu? 3,5 saatte 2 kilometre ilerledik arkadaşlar. Şuraya bir gireydik inşallah. Pis Bulgarlara. Milleti rezil ediyorlar. Sıkıntı, çocuklar da durmuyor. Tamam. Yürü. Orta şeritte kal. Arkadaşlar bu Sofya'da karıştırılan bir yol. Sizi bu yolu çekmek istedik. Şimdi buradan 3 tane şerit var. Biri yukarı, biri burası, birisi burası. Biz bir yolu ezberledik gelmeden. 100 metre sonra döner kavşaktan 3. çıkışa gidelim. Ama navigasyonda söylüyor zaten. Yani İstanbul tabelasını takip edeceksiniz. Aynen, 3. çıkış. Burası çok karıştırılan bir yermiş. Abi dikkat et. Şöyle 1.'den çıkmıyoruz. Buradan da çıkmıyoruz ama bu önümüze geçecek. Şimdi çıkacağız inşallah. İstanbul tabelası şurada ufacık veriyor zaten. Aynen şurada yavaş. Bakın burada İstanbul 580. tabelası. Buradan çıkıyoruz. Esila. Sonra dümdüz ilerleyin arkadaşlar. Bundan sonra herhalde kaç yüz kilometre kaldı? 314 kilometre sonra Kabukule'deyiz inşallah. Kapıkule'de Halil tıklayacak. Aynen. Çocuklar da bayağı yoruldu artık arkadaşlar. Halit de yoruldu hiç uyumadan. Bana da vermedi arabayı. Şimdi size Kapıkule'yi göstereceğim. Bebeklerin an geldi. Ne düşünüyorsunuz Halit Bey? Allah'a hamdolsun, kazasız belasız geldik. Çok Rabbim şükür. Kimseye kaza bela vermesin. Amin. Uyumadan geldik. Aynen. Sadece aralarda durduk ve maalesef 5 saat. 15'er dakika ama çok bekledik yolda. Sırp çıkışı yok. Bulgar çıkışı, Bulgar girişi. Dümdüz ilerleyin. Mahvetti bizi. Mahvetti bizi gerçekten. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Evet. Evet efendim. Şimdi ben iniyorsun. Ben bir sürüyorum, tamam mı aşkım? Gerçekten. Bu tarafa gitmen lazım sende. Şimdi Bulgar'dan çıkıyoruz çok şükür. Arkadaşlar ve Türkiye'ye gireceğiz Allah izin verirse. Bir saattir bekliyoruz arkadaşlar.
Arkadaşlar biz nihayet Türkiye'ye geldik. Şu an gümrükteyiz. Türkiye'ye giriş yapıyoruz. Burada da videoyu kapatıyorum. Çok yorulduk. Tam 24 saattir yoldayız. Ve anca Türkiye'ye girebiliyoruz. Çok yollar doluydu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.